Evet, akşam oldu ve Oldu. suyumuz kaynamıştı. İbrahim kapatmış. Şimdi şunu çekeyim. Bizim burada bir ağaç vardı direkt çadırın yanında. Biz de bu benim mutfakta kullandığım tripodu kullanıyorduk ışık olarak. Hemen ağaca tutturduk şöyle. Şöyle tutturduk ağaca. Ve ışığını kullanıyoruz. Ben de diğer taraftan şarja taktım telefonumu ki su kaynasın hemen. Acıktın mı? İbrahim makarnayı versin. Evet, Acıktın mı? acıktım. Zaten bir yarım saat anca olacak ki. Çorbamız var. Arpa şehriyeli çorba yapmıştım. Makarna da zaten bir 15-20 dakikaya haşlanır, soslanır. Güzel olur. Bizim akşamımız şimdilik böyle geçiyor. Yani bugün daha böyle ışık oldu bugün ya. Ben şu şeye saplamıştım dün. Diğer tarafından gece. Sadece bizi ışıtıyordu. Böyle en azından geniş ışıtmış oluyor. Güzel oluyor. Bakalım. Neyi unuttun? Hiç unutmadım makarnayı. Arkaya koymuştum makarnayı. Camlı olan yere koymuştum. Ne? Fileden. Evet. Harros. Yine almamız lazım ya. Makarnamız kalmadı. Arada doyurucu oluyor. Güzel oluyor. Şöyle keşke görünebilse. Böyle bir hafif bir mavilik var denizde. Ve şeyde gökyüzünde. Arka tarafın ışıkları yandı. Dün akşam şu karşı tarafta bir gök gürledi. Böyle çok değişikti. Evet. İbrahim ceketini giymiş. Ben de tekrar kalın kazağımı giydim. Hatta Baksana. incesinin altından Kadayıf. çıkartmadım bile. Baksana, çok kireçli. Dur, Hı. suyun içini göstereceğim size. Biz normalde içme suyu kullanıyorduk da. Tencerenin içine bakar mısınız? Bembeyaz olmuş kireçten. Doğru diyorsun aşkım, mantıklı şey yapalım. Bunun suyunu dökelim dedi Hı. İbrahim. İçini tekrar bir yıkayalım. Kireçten tekrar hani kullanalım o suyu diye. Yani bilemedik çünkü içme suyumuz azdı. Tekrar da hani sırf su almak için bir 15-20 dakika mesafeyle ama aslında ama yine de gitmek istemedik. Şu suyu tekrar kullanacağız da sadece makarna kaynatmak için. Bakalım. Burada Çay peçete var için mı? var. Çay için şey yapıyoruz. Burada peçete var. Aa, Ama bu şeyin şu al anki değil abi. bak şeyin altında. Neyin? Şeyin al arkasında. Fantanın arkasında. Bak o kapağın içindeki değil ama kapağın üstünde var farkındaysan. Kapağın içindeki şey o farklı. Ama Hı kapağın üstünde var bak. Kapağın şuralarında hı. falan var. Bak elime Hı. geliyor şöyle yapınca. Bak. Çekebilirsem şöyle. İbrahim sana şöyle yaparsam görünür. Harbiden göründü. Ay elimden kaydı resmen şu an. Komik kız. Bence de komiyim. Işığımız güzel oldu buraya. Resmen tripodumu ışık olarak kullanıyoruz. Güzel oluyor. Çadırımız da burada. Abo, kapa şeyini kapatsana. Dur ben onu kapatayım. Bu temiz su mu buna koydun sen? Evet, o normal su. Tamam. Aratılmış su. Temiz su. Bak almış olmamıza rağmen ortasını çekebilecek misin? Tuzdan hariç kireç çok dolu. Şimdi tuz koydum gerçi de. Tuz kızı ortası. Sen Hayır koyunca. hayır kireç vardı. Hı. Tuz koyunca gitti kireç. Neyse, yapacak bir şey yok. Sabah çayı öyle içtik. Evet. Bilmeden. Şimdi mecburiyetten kullanıyoruz. Derken düştü. Biraz yağ koydum içine. Hı. Yapışmasın makarna vardı. Onun da yarısını düştü. Harras makarna. Yarısı bile fazla olur. Evet yarısı derken yani. Ağzını çok açmadım. O da çok az oldu. Yeter değil mi? Yani yeter herhalde ikimizin. Bir çorba da var ya. aynen. Salata da Hiçbir yapacağız. şey daha koymayayım. Ya da koyayım mı? Sen bilirsin. Az bir koyayım mı? Koy ya. Bir kitle. Yiyemediğimiz Köpekler var olursa. ya. Aynen. Köpekler geldi yani. Ben şimdi açız bir yandan da yersek o zaman da görürüm ben.
koptu. Şimdi sanki yeriz gibi geliyor ya. Bir fokurdasın 3-5 dakika. Evet. Evet. Şimdiden ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Ne demek? Şimdi bundan döktüğüm suyla ben tavayı yıkayayım. Hı hı. Ağzını kapatalım onun da. Evet. Bulamadım. Akşam yemeği için. Şurada çorbamız var. Kapak çorbayı gösterirsen sen. Bunu birazcık su kaynatıp koyacağım. Hı hı. Aslında bu zaten şey ya, kaynamış su olacak ya. Bunun şey zaten bazen sos yaparken makarnanın suyunu alıyoruz ya. Onunla onun içine koyabilirim aslında, mantıklı. O kadar da değil. Niye ya? Bilmiyorum. Şu an bir beni çeksene. Bir şu an kendimi göremiyorum. Çünkü direkt çadırın içinde yazmanın üstüne giydim kazan. O yüzden şu an halim, etrafım nasıl bilmiyorum. Ben de size gördüm. Bu arada mumu yaktım. Çünkü diğer tarafta çok güzel görünüyor orada. Şimdi mesela burayı dur şeyi kapatacağım mesela. Bakın ne güzel görünüyor. Ya Allah aşkına çok güzel görünmüyor mu be? Romantik. Vallahi bakın kadın. Şimdi şunu açayım. Tamam, bunu açtığım için bunu kapatayım. Vay. Romantik kadın. Haydi bay. Hadi bay. Yemekte görüşürüz. Canım, kabuğunu soyayım mı? Hı? Kabuğunu soyup mu yapayım? Neyin? Domatesin. Hayır hayır. O zaman ilk önce soğanı yapayım. Makarnayı bir kere karıştırır mısın? Sana zahmet. Hı-hı. Gözüm yandı. Niye benim bugün yanmamış ben? Yani hasta olmaya çok hasta değil bir şey. Şu an antibiyotik gibi. Makarna nasıldı? Yumuşamış mı? Azıcık daha. Hepsini koydun mu? Yok. Yarısını koymuşum. Hı. Ya bu büyük makarna ya. Hı. Hani resmen yarısını koymuşum. Geniş ve büyük bir makarna. Şurada kabuk sok. Kabuk. Soğan kabukları önüme geliyor. Kaynıyor, kaynıyor, kaynıyor. Kaynıyor mu, kaynıyor mu? Tuz attın mı buna hiç? Buna attım ya başlarken. Tencereye direkt sosunu atayım. Da direkt buna yapmayacak mıyız? Ne? Yağ, salça sosunu. Ben öyle yapıyordum. Bunu süzüyor mu mesela? Tamam işte direkt bunu yapacağım da bunun suyunu biraz çorbaya koymam lazım. Bunun niye suyunu koyuyorsun? Yağlı mağlı ya şey. Makarnanın kendi suyu güzel olur. Sos olarak tekrar kullanıyorlar ya makarnanın suyunu şefler. Şimdi doğradım hepsini de. Biraz nane dökeyim. Ben normalde taze nane doğruyorum içine. Ama şu an elimizde yok. O yüzden biraz nane, biraz kimyon, tuz, şöyle bir de şunu açabilirsem tek elle kamerayı bir yandan tutuyorum, bir yandan bunu tutuyorum, bence başardım. Aferin bana. Şuraya koyayım dökmeden, alayım ve şöyle tamamdır. Evet, şimdi girelim. Şu kaşıklarımızın biriyle karıştırmaya.
Biz böyle bir salatayı çok seviyoruz. Fazla bir şey sevmiyoruz öyle çok. Yeşillik de çok evimize bile almıyoruz. Misafir gelecekse alıyoruz. Çünkü biz sadece bu salatayı seviyoruz. Yani bu salatanın ismini bilmiyorum ama soğan, domates. Bazen sadece soğan, domates yapıyoruz. Soğan, domates ve salatalık. Oo, efsane bir şey. Aşkım salata hazır. Ben de gelmem sen de. Çorba hazır. Ne gitmiyor? Böcek, şey, hayvan. İçeride mi? Hayır be, dışarıda file bak şu köşeye geçti. Bakayım. Bir kalktı gitti, sonra geri geldi. Bir bakayım şundan çıkabilirsin. Kalktı gitti, geri geldi, korktum. Bu bizde şeyde çıkardı, tütünlerin içinde. Hatta Samet abi bunu eline alırdı. Neydi ya bunun adı? Söyleyemedim şu an. Samet abicim, bunun adı neydi? Ben şu an çekiyorum ama bir yandan da korkuyorum bana diyecek ki. Uçtu geri oraya geldi. Evet. İnşallah içeriye farklı haşeratlar girmemiştir. Bu da bir tanesi. Baksana rengine. Ne kadar canlı. Bu da bizim sözde haşerat gönderme şeysimiz. Hı? Ama geliyorlar bak, vız vız içinde yananlar var. Yapacak bir şey yok, ne yapalım yani, oturduğumuz yerde çok haşeratlar var. Hı. İbrahim, makarnamız oldu mu canım? Çorbayı bundan mı koyacağım? Evet, ondan koyacağım. Direkt. Evet, direkt. Bence yeter o kadar. Karıştır bir onu. Zaten onu kullanacağız ya ona. Kaynayınca kendine gelir zaten. Evet, biraz ısıtsak mı onu, çorbayı? Isıtacağız zaten. Tamam. Makarnayı yapalım, ondan sonra ısıtalım. Makarna oldu gibi sanki bence. Tamam, şimdi süzerim bunu beraber. Ben sana şunu tutayım, sen de bunun içindeki kabı kaldırayım. Bunda üzümümüz vardı, kaldırdım, yıkadım. Üzüm sapı var. Ben sana bunu tutayım, sen de bunu boşalt gel. Arka tarafta. Sen arkaya geç. Tutuyorum. Yapacak bir şey yok. Allah'ım seni affet ya Rabbim. En azından alanımız değil şimdilik. Boş bir alan. Tamam şimdi. Şimdi buna biraz yağ. Keşke bundan bize kaldırsaydık birazcık. Neyden? Bize şu sos şeyden, bunun sosundan. Buna birazcık yağ. Ya. Çok koyma çünkü kendi makarnasını yağla haşladık ya. Ben şunu yine de şunun üstüne koyayım şimdilik. Doğurmayasın. Görmüyorum. Ya. Tamam. Yeter. Sos şurada bak, hemen içinde kaşığı. Salça. Yani çok hafif bir salça. Biz yaptık İbrahim'le. Bundan 3 ya da 4 koyabilirsin. Hafif şey çünkü. Çünkü alır sanki. Yeter. Tamam. Kaşık şurada. Dökmeden. Buna şimdi sen şey koysana birazcık. Ne? Kekik. Şu küçüklerin bir tanesini de kekik. Kekik. Bıçık da tuz. Yani suyuna koymuştum ama evet, o kekik. Güzel oluyor ya makarnada kekik. İbrahim daha önce yemiyordu da benle beraber alıştık sağ olsun. Ama kekik gerçekten güzel oluyor. Vallahi hani şeyim değil. Tuz. Tamam. Karabiber koyabilirsin birazcık. Koymayayım ya. Tamam tamam. Yeter. Baharat. Tamam. Böyle güzel oldu. Hatta bence sanki biraz daha salça alacak gibi. Bence çok yeter. Hafif olur o zaman. Yeter. İyi sen bilirsin. Getir dök. İstersen hepsini dökme bir bakalım. Ya da sen bilirsin. Aman dökeceksin. Şey gibi olur. Çekeyim mi? Okey. Tamamdır. Şimdi karıştır. Oh, makarnamız hazır. Makarnamızda makarna düşür. Tamam. Nerede? Ah, direkt ortada. Kaç. Şu an hem tripodun ışığından hem telefonun ışığından faydalanıyoruz. Bayağı hafif oldu aşkım. Şu an daha iyi. Güzel, daha iyi. Zaten ben karıştırıyorum. Ah sen karıştır, ben şey yapmayayım, kaçırmayayım. Aman şey ettirmeyin yani. Ben şimdi şu, sen onu karıştırırken ben de bulaşıkları kaldırayım şu önümüzden de. Yatmadan yıkar mıyız bunları, yoksa sabah mı yıkarız? Neyleri? Bulaşıkları. Valla ışık yok.
Telefonun ışığını tutarız biraz ya. Sen bana tutarsan ben yakarım. Tamam, tamam. Yani çünkü sabaha kadar... Karnımız tamam. Çorbayı ısıtalım. Çöpü açamadım ki. Şöyle siz... Her şeyi çekebilmek adına. Tamam. Anca böyle. Çorbayı alalım. Koydum. Tamam. Çorbayı koy şimdi. Aha neyi aldıysan okeydir. Şöyle yağ kaldırayım. Salatayı şöyle. Salatayı direkt onda içerim ama. Aman içinden yiyek. İçeceğiz kız. Göremeyiz ki. Göremeyiz miyiz? Hı. O zaman makarnalarımızın yanına alırız. Ya makarnaları işte kendi tabaklarımıza alırız. Oh tam oldu aslında. Hı. Bu da kaynayınca tamam. Hadi gel. Tamam. Sofra kısmını hazırlayalım. Okey. Ben korkuyorum. Diğer tarafta oturamam. Sen oturur musun? Otururum da. Ne alaka? Ya şey. Seni mi? Ben seni kururum. Kururum ben seni. Ben geçeyim mi yani yarıma şimdi? Geçiyorum. Geçtim. Şu tripodumu kaldırayım şuradan. Bu bizim her şeyimiz ya. Kurtarıyor bizi her türlü. Şimdi şu alet edevatlarımızı da kaldırayım. Çünkü bunlar yıkanacak. Cano, hindik. Cano işte. Şu tencereyi seni köşeye aldım. Okey. Okay. Tencereyi aldım. Şunu da şuraya ortamıza alalım. Yan tarafa yani. Çünkü bunu buradan telefonun ışığını kapatınca bu şekilde oldu. Şu salatayı da yanıma alıyorum. Ki tabaklarımıza koyarız. Güzel böyle güzel koktu ya. Efsane koktu. Şimdi ben ışığı tekrar yakayım. Bunu kullanacağız çünkü. Tabaklarımız nerede? Burada. Ben tabakları koyarken kırılmasın diye peçete doldurmuştum yanlarını sandıkonda. Ama içerik peçeteleri ne yapıyoruz? Atmıyoruz. Çünkü ben kullanıyorum tekrardan. Yani şey bir şey silmeye falan lazım oluyor bana direkt. Bunlar bizim makarna tabaklarımız. Bunlar çorba tabaklarımız. Şöyle koyayım. Resmen servis tabağı yaptım. Ya sana kampta servis yapıyorum ya. Allah razı olsun. Şunu yavaş şöyle koyabilirsin. Bunu da kendime koyayım. Şu tabağın şeyi olduğu için ha, yanlış anlama. Yok canım, ne oldu canım. Hiç olmaz, ben kendime alayım. Sana temizi koyayım. Benim yerine şunu alayım. Şu da makarna. Makarna tabağı şeyi. Şimdilik şöyle kenarında kalsın o zaman diyeceğim ama düşmüşsün. Düşme tamam mı? Lütfen düşme. Benim internetimle maç izliyor arkadaşlar. Bir yandan İbrahim resmen şu an kedi gibisin ha. İbrahim. Hı. Neydi adı o? Çay ocağında. Maç izleyen amcalar gibisin şu an. İki çay. İki çay lütfen. Çay daha olmadı. Lütfen de kahvedesin oğlum. Kahvede lütfen. Tabii lütfen dersen 50 kuruşa veriyorlar çayı. Aşkım çay suyunu da koyak mı? Anca çünkü. Yemeği yek de koyarız ya. Şimdi bunun içindeki temiz mi? Tamam onu söyle. Tamam ben bunu buna tekrar boşaltıyorum. Ben bunu buna tekrar boşaltıyorum. Ve boşalttım. En azından o kaynaya dursun. Boşuna şey yapmasın. Vaktimiz harcamasın. Vaktimiz değil mi? Zaten hızlı kaynar. Olsun yine de. Şimdi. Çorbamız. Bence ısındı yeteri kadarıyla. Bir fokurdasın ya. Fokur diyor işte. Bakayım bak. Bak şimdi gösteriyorum. Lan. Sincap mısın nesin? Sincap kardeş. Vallahi çok benim ışığım her yeri çekmiyor lütfen bak. Arabamıza falan bir şeyler fırlatma. Bu İbrahim Bey de zaten baksana. Erisme şu eline bakar mısın diye. Şu eline bakar mısın? Meyvelerimiz de orada. Resmen her şeyimiz burada. Buralar kalabalık görünüyor da. Bir şey olmaz. İbrahim fokurdadı. Şey gibi ya. Neyse ben de fokurdamasını bekliyordum da. Çaktırmam. Aldım. Şöyle birazcık havlunun üstüne koyayım. Sen çorba koy. Ekmek yiyecek miydin? Yok ya. Biraz var bunda. Bunu şey yapayım.
Şimdi bize yemek saati. Kase. Kase, teşekkürler. Teşekkür ederim. Hadi afiyet olsun. Nasıl yiyeceğiz? Nasıl yiyeceğiz? Bak şurada kaşık var. Salatanın içinde. Şundan sen yiyeceksin. Ben de tatlı kaşığıyla yiyeceğim. Ne olur? Çünkü bir tane yemek kaşığı koymuşum nedense. Aslında hepsine ikişer koydum diye zannediyordum. Ama bundan iki kaşık koyduğum için tatlı kaşığından ben bundan yiyeyim bari. Nasıl olmuş? Çorba güzel olmuş. Hele yere saldı. Afiyet olsun. Onun altını kıs da kısık da kaynayamaya başlasın. Okey. Kıstın mı? Hı hı. Bayağı kıstım. Tamam. Salatamız burada. Tabağını birazdan alabilirsin. Hı-hı. Hadi afiyet olsun. Görüşürüz. Afiyet olsun kuzucuğum. İyi, afiyet olsun. Yaptığımız yemekten arttı. Yani biraz da fazla yaptık işin gerçeği. Sonra dedik ki bu arkadaş, Ciguli arkadaş bizi koruyordu. Dedik sen yemeği hak ettin, afiyet olsun. Öyle yani. Evet, karanlık biraz ama göründüğü kadar bilmiyorum görünüyor mu. Afiyet olsun Ciguli. Nereye gittin? Ne? Nereye gittin? Şey, bulaşıkları kaşıklayacağım ayrı ayrı. Ha, tamam. Şey yapalım. Orası da biraz dağınık ama. Sıcaklarımı ayırayım. Hı hı. Yerlerini tamamen koyayım. Hı hı. Bir kere de uğraşmayayım. Burada da çayımız demleniyor. Oo, mis gibi. Alt kısmı kaynayınca şimdi çayımız hazır inşallah. Yarınlıkla. Afiyet olsun Ciguli. Yemeğimizi yedik. Dışarıyı tamamen topladık. Böyle dışarıda kalması gereken birkaç bir şey vardı. Onların üstünü de örttük. Ve ben odayı topladım. Şöyle karanlık görünüyor ama şurası efsane görünüyor. Bir gofret, iki bardak ve güzel bir ışık. Tabii de yarım kalan cipslerimiz var. Onları yiyeceğiz. Size buranın dağınıklığını göstereyim mi? Şöyle ışıkla göstereyim bir de. Bakın. Biz yer yatağı getirdik. Bugün şişme yatağımız yok maalesef. Şöyle hızlıca. İşte kıyafetlerimiz, havlularımız falan filan derken. Tarağımız. Baya böyle karışık. Burası da güzel fasıl. Işığı kapattıktan sonra şöyle görünüyor. Ben şimdi ışığı yakıp çekmek istiyorum. Öne çekince görünmüyorum galiba. O zaman arkaya alayım. Kamerayı kendime çekeyim. Nasıl görünüyorum bilmiyorum. Evet. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Boyum. Ve tavan. Elim. Böyle tavana kadar. Bayağı bir mesafesi var ve harika bir boydan şey var. Şu şekilde. Böyle ayağa kalktığımızda çok rahat ediyoruz derken. Sular sevgilim, buz gibi ha. Sevgilim geldi. Bunu içeri alabilir misin köşeye? Tabii. Ver. Tam da şeyi gösteriyordum İbrahim. Karanlıkta ama sabah göstermemiz gerekirken. Evet. Çadırın içinin şeyini gösteriyordum. Çadırımızı şuraya koyarım. Bu arada yedek çarşafım vardı. Biz de sabahtan beri onu üstümüze alıyoruz. Yani sabah olmasına rağmen hava soğuktu. Şimdi İbrahim şöyle göstereyim. Çayı yapıp gelecek. Çay hazır gerçi de. Ver bana hocam. İş kurtaran tripod. Nalar da yedirmeyeyim. Getirin çayı, yer var mı? Var var yer. Eğer çay hazırsa getir. Oturabilirsem. Evet, onu kaldırayım şuradan. Arkaya göndereyim. Şu
kutuya bir tane polar koydum. İnce bir polar var. Başka bir şey yok şimdilik. Onun üstüne koyabiliriz. Sana şurayı da açayım. Şurayı önüme koyabilirsin. Polar koydum da bir tane. Hani bunun üstüne koyalım diye. Tamam, demlenmiş. Hadi gel, bardaklarımız falan hepsi burada. Işığı bize doğru dönder. Öyle iyi mi ışık? Etrafı da görüyoruz aslında. Tamam. Bence iyi. Tamam. İstersen döndürebilirim. Şey yapabilir misin? O küçüğe takıp küçüğü buraya doğru uzatsan. Bu, neyi küçüğe takayım? Yani o ışık diğer uzunda. Yani içeriye almak için diğerini alalım içeriye. Mavi ışığı yakalım da şimdiden yatana kadar hani. Anladın mı dediğimi? Işığın yerini değiştirebilir misin diye. Hani o zaman bize şey gelir mi? Ben şunu indireyim de şimdiden gelmeye başladı bile haşeratlar. Ben seni şöyle dışarıdan nasıl çekeyim? Hey, hey. Hem İbrahim'e ışık veriyorum hem onu şey yapmaya çalışıyorum. Diyorsun ki. Bunu içeri alacağız. Değil mi? Evet, öyle diyorum. Diğeri de ışık şeyde kalabilir diyorum. Ver bunu bana. Bu mavi ışık şey yapıyor, salgılıyor. Böyle hayvancıkların maalesef ki ona gelmesini sağlıyor. Dışarıda iyi oluyor. Ne yapayım ben? Çok zorunlu olduğum zamanlarda evde de koyuyorum. Telefonun şarjını da takayım. İbrahim de orada. İbrahim girmeye başladılar zaten şu an. Biraz daha aşağı indirebilirsin eğer şey oluyorsa. Şeye koy. Sandalyenin üstüne koy. Öyle salınmasın. Sallanmıyor ki abi. Üşüyor. Hani şey, eğer kablo şey yapıyorsa, zorluyorsa diye dedim. Yok, hiç zorlanmıyor. Tamam, sen bilirsin. Tamam. Tamam, hadi gel o zaman. Çevireyim mi böyle gibi? Yani ortada kalsın, ne bizi çok göstersin ne... Heh. Hadi gel sen de. Çaydanlığı ben önümden alayım. Sen gir oraya, köşeye. Ben de buradan şunu kapatayım. Kapat. Oy, bismillah. Ben de şurayı... Öbür niye kapandı? Niye? Arkadaki. Ha. Onu yok, kapatmayacaktık. Ben kapatmadım. Şeyi çıktı onun. Kapatmayacaktık ya. Onu şey yapsana. Hani dışarıya bir... Dışarının havası gelsin diye şey yapıyorduk. Yani ama şimdi biraz tamam. Evet. Mecburen atacağım. Aynen, mecburen açacak. Onu kıvır 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 kıvır. Kıvır kıvır kıvır. Amcanın düğünü oluyor herhalde karşıda. Ses geliyor. Evet. Tüpümüzü almazlar değil mi? Bu da gece lambası gibi oldu. İyi oldu. Ne? Bizim ışık, dışarıdaki ışık. Gece lambası gibi oldu. Tamam, ben şunu kapatayım şimdi. Tamamdır. Bu arada içeri girmeyi ben istedim. İbrahim dışarıda oturmak istiyordu. Ama hem çok üşüdüm hem de... Biraz... Şimdi benim bardağıma bak şimdi. Evet, biraz da tırstım. Tamam. İbrahim'in bardağına bakın şimdi. Neler oluyor neler. Değişik şeyler oluyor İbrahim bardağımda. Bak. İçeceğim mi? Ne diyordum, başta getirdi şimdi bu bardağı.
Allah Allah diyorum. Ben böyle siyah bardak sevmiyorum. Niye getirdik falan diye düşünürken. Bak şu an şuraları açtım bile. Açılıyor kendi zaten. Bembeyaz oldu. Evet. Aslında bembeyaz bardakmış da dışı karaymış. Tamam. Neyse hadi biz çay içelim. Cipsler var bir de bunlar. Hadi oturalım. Senin maçın bitti mi? Bitti. Tamam. Hadi görüşürüz. Şimdi gece kampla alakalı iki tane şey paylaşmak istiyorum. Şu dışarıda gördüğünüz ışık benim mutfakta kullandığım, video çekiminde kullandığım özellikle tripodum. Böyle mandallı, takmalı bir şey. O yüzden ağaca taktık. Dün de şuraya bir yere takmıştık. Ağaca taktık. Böyle gece lambası gibi oldu bize. Güzel oldu. Direkt çadırıp değil de ortaya bir yere taktık ki iki tarafı da görelim. Biz şimdi şeyini açtık. Randasını. Sadece dışarıyı izleyelim ve dışarının havası gelsin diye. O yüzden şimdi şu şekilde oturuyoruz. Arada sesim gitmiş, tekrar söyleyeyim. Dışarıdaki brandanın şeyini açtık ve sineklik var sadece. Onunla oturuyoruz. Tabii şu an bayağı bir soğuk gibi geldi bana. Neyse, bir ikincisi de şu ışığı söylemek istiyorum. Ben bunu Migros'tan mı almıştım hatırlayamadım şu anda. Sinek şeyi için almıştım. Odaya, yatak odaya arada yatmadan önce koyuyordum. Yani ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Ama direkt öldürüyor yani. Çok da yani faydasını gördüm ben kendim şahsen. Şimdi de kamp içerisinde kullanıyorum. Çadırın içini bu şekilde aydınlatıyor bir yandan. Bir yandan da yatmadan önce açınca içeride hiçbir haşerat bırakmıyor. Hey nana hey nana itimi işi. Şarkı mı söylüyorsun? Hı. Şarkımın adı altın. Bir iki bardak içtik. Dişi dişi. Üşüdük ikimiz de. Utanmayın. Ne yapacaksın canım sen şimdi? Bir şey alacağım içeriye. Bir de sanki ayakkabıları kenara alacağım terlikleri dedin. Terlikleri de içeri alacak. Aynen şu terliklerimizi kenara alacaktı. İnşallah. Başka bir şey yok. Şeyler kalsın mı? Dışarıda tüple sandalyeler kalsın, bir şey olmaz. Tamam. Yani sen bir şey olmaz diyorsan bir şey olmaz. Olmaz, ne olur en fazla alırlar. Yani işte o yüzden diyorum hani almasınlar. Yok be abi. Tamam. Şöyle bakalım haşerat var mı, uçar mı? Bugün yok gibi ama bakalım. Bugün serin ya biraz. Ya da bak şurada var direkt kafanın üstünde köşelerde. İçeride mi? İçeride bak şurada şurada hemen şurada şurada. Nerede? Bas, şurada tam düştüler işte. Karınca doluydu şu, orası. Evet. Karınca değil ki o. Gidiyor direkt. Karınca olsa uçamaz. Doğru, karınca değil. Ama uçuyordu. Delin buna delin. Vış delin. Aynen vış delin. Zaten biraz ışığı kapatırız. Aha. Ona gelirler. Aha. Öyle. Tamam. Tamam. Hadi sen al. Sen Allah'ın bir sen daha çay mı içiyorsun? Bitti. Tamam. Gözlerimin nurusun. Seni gören şifa bulur. Gel de gönlüm şifa bulsun. Seni seven aşka bulur. Gel de gönlüm aşka bulsun. İbrahim resmen şu an şarkı söylüyorsun ya, bir de kenardan şuradan dışarıdaki ışıklar, karşı yakanın ışıkları. Oh şu an var ya. Biliyorum yüreğin beni ister, o zaman bu biçareyi de bekler. Arada bir yolunu gözler. Hadi sen al bakalım. Ne 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 ne. Vallahi gel, üşüdük şu an. Gel sevin şu garibi, gel de üzme. Çayım hemen soğudu ya, hemen şu içmem lazım. Çay şu aldı. Çay şu an, bak şu an uçuyor. Bak şuralarda uçuyor, bak şu an uçuyor. Kim o? Hemen önümüzde uçuyor bir tane sinek, bak şurada. Dizinde şu an. At oğlum, at oğlum. Aldım. Al, emin misin? Evet. Yalan. Açarım bak. Aç. Kaçarsa? Aç bakayım, gerçekten aldın mı? Gitti, kaçtı. Hı. Gitti, göremedim küçük.
İyi tamam hadi git şey olsun, şunları getir de kapatalım dişi, tamam. Dişi dişi. Ya hadi hadi işedik. Bence de. Todamda para çok. Ama bana yok. Yok. Ama bana para yok. Resmen öksürdüm. Gece lambasını alır mısın lütfen? Sokak lambamızı getirir misin resmen? Işığı kapatıyorum çünkü içeriye giriyorlar. Kapat kapat. Hepsini kapat. Hı. Ya daha şey mi yapacaksın? Hadi çabuk gel bekliyorum seni. Bu arada tekrar söyleyeyim. Bu benim mutfakta kullandığım tripodum. Bu da benim evde kullandığım yatacağımız odaya yani yatmadan hemen bir saat iki saat öncesinden koyduğum sinek öldürücüsü. Maalesef ki koymak zorunda kalıyoruz çoğu zaman. Çünkü evde arada sivrisinek oluyor. Arada derede gelmez anlama. Heh, o ucuna kadar geliyordu yine de. Şunları. Şimdi biz tamamen çadırın içine girmiş bulunmaktayız. Çünkü çok üşüdük. Artık soğuk oldu. Bu arada bizim çadırımız çok yüksek. Yani bu battal boy diye mi geçiyor İbrahim? İbrahim. Bu battal boy diye mi geçiyor? Ne? Çadır. 7 kişilik işte. 7 kişilik diye geçiyormuş. Neyse biz bu arada terliklerimizi falan içeriye alıyoruz. Köşeye koyuyoruz. Çünkü korkuyoruz ya. Dışarıda şimdi köpekler falan başka bir yere götürmesin. Neyse şimdi size şu ışığı göstermek istiyorum. Şimdi bizim böyle bir tripodumuz var. Bana gelen herkes bunu görmüştür mutfakta. Mutfakta. Genelde mutfakta tutuyorum. Çünkü mutfakta kullanıyorum. Çekimler için almıştım. Ve birçok şey için de kullanıyoruz. Biz de ilk defa bunu şimdi kampta kullanıyoruz ve çok işimize yaradı. Mesela şuradan hemen istediğimiz yere koyduk. Ağaca, küçük bir ağaca olsun, büyük ağaca olsun falan sığdığı kadarıyla tutuşturuyoruz. Buradan da elektriğe taktın mı çok güzel ışıtıyor şurası şöyle. Ben şimdi size bunun şöyle tutup şuradan şeyini göstermek istiyorum. Burada birincisi açma kapatma düğmesi, yükseltme ve değiştirme düğmeleri var. Şimdi değiştirmiş halini göstereceğim. Şimdi şöyle ki birkaç tane battaniye ile örtünüyoruz çünkü soğukta hava. İkincisi de en uzun kablomuzu dışarıdan elektrikten bizim çadıra kadar yerleştirdik. Yani anca bu kadar ulaşıyor ki en uzunu. Sonra kısasıyla da yanımıza kadar istediğimiz yere kadar tekrardan ikinci olarak kullanıyoruz. Burasını da çok açmamaya çalışıyorum. Ben şimdi biraz daha kapatacağım orayı sıkıştıracağım ki şey çıkmasın. Bu arada şöyle göstereyim. Muhafazakar hani bilenler bilmeyenler vardır. Burası kapalı. Burası zaten kapalı. Giriş yeri. Pencere kapalı ve açılamaz. Yani açılmaz. Açılsa dahi böyle fermuar sesi çıkar. Sonuçta siz içiniz duyarsınız diye düşünüyorum. Bizim şişme yatağımız yok. Normal bir elyaf yatak vardı. Annem yapmıştı sağ olsun. Biz şimdilik onu kullanıyoruz. Bu şekilde. Şimdi size şu düğmesiyle değiştirme düğmesiyle nasıl değiştiğini göstereceğim. Işıklar değişiyor. 3 renk ışığımız var. Mavi, beyaz ve aslında sarı beyaz ve sarılı beyazlı. Ben bunu kullanıyorum çoğu zaman. İsteyen sadece böyle mavi, sarı ya da artık bembeyaz bir ışık ve karışık bir ışık var. Bu şekilde çok güzel oluyor. Bunu biz böyle her şeyde kullanıyorduk mutfakta. Genelde YouTube videolarını çekerken ilk kullanma şeylerinde ilk önce yemek ve mutfakla alakalı bir sürü şey çekmiştim. Onları bununla çekiyordum ve çok güzel oluyor. Tavsiye ederim kullanmak isteyenler için. Biz bunu BİM'den almıştık galiba değil mi İbrahim? BİM'den almıştım. Evet BİM'den almıştı. Ben de öyle hatırlıyordum zaten. Neyse bu kadar detay şimdilik yeterli. Ben zaten kampla alakalı ya da şu anki
bu iki gün içerisindeki geçirdiğimiz, hatta üç gün, biz dün akşamdan gelmiştik. Bu bütün geçirdiğimiz günler, saatlerle alakalı zaten gelirken başlamıştık video çekmeye. Biliyorsunuz vlog çekiyoruz arada İbrahim'le. Ve inşallah hafta içi edit yaptıkça paylaşmış olacağım. Siz de izlersiniz, seviniriz. YouTube'da görüşürüz o zaman. Şimdilik herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.